hoş geldiniz. Alışverişi, yeme içme sektörünü ve eğlenceyi bir arada buluşturan alışveriş merkezi sektörünü konuşacağız. Bayram öncesi tatlı da bir telaşın yaşandığı sektör profesyonelleri bugün bizlerle birlikte. Mermerler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Mermer, Asüer Yatırım Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Aydoğan Süer ve Arena Park AVM Genel Müdürü Muhsin Erkoç bizim konuğumuz bugün. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şimdi aslında Ramazan vesilesiyle bilmiyorum bayram öncesi bir tatlı telaş başladı mı? Bu Ramazan geçtiğimiz Ramazanlarla kıyaslamak gerekirse gerek ciroda gerekse gelen ziyaretçi açısından nasıl geçiyor sektör Murat Bey? Ramazanlar biliyorsunuz geleneksel bir Türk halkının özelliğidir. Ramazan geldiğinde bir şekilde hareket başlar. Özellikle gıda sektörüne yansıyan. İşte neler yenecek, iftarda ne yapacağız diye halkımızın arzuladığı bir Ramazan ortamı vardır. Ramazan ortamlarında her zaman artar. Bu sene de ilk başlarda biraz bir sıkıntılı oldu. Acaba bir hareket olmayacak mı gibi ekonominin malum yansımalarından dolayı ama son zamanlarda hareketin olduğu ve bayramda da özellikle bayrama doğru sektörün daha hareketleneceğini gözlemliyoruz. Gıda sektörünün dışında eşya ve giyim sektörünün, tekstil sektörünün de ileri derecede hareket edeceğini görüyoruz. Öngörümüz bu yönde. Ve nitekim de ziyaret sayılarına baktığımız zaman alışveriş merkezlerinde bir artış söz konusu. Bunun da olumlu yansımalarını önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğimize inanıyoruz. Çünkü gelenekseldir bizim bayramlarımız, Ramazanlarımız, iftara gitmeler, iftara davet edilmeler, özellikle ihtiyacı olanlara yardım edilmesi. Bu konulardaki yaptırımlarımız ve özellikle Müslüman bir ülke olmamız sebebiyle biliyorsunuz bazı dinsel yapmamız gereken konularda da çalışmalarımız sürdüğü için, yapmamız gerekenler olduğu için mecburen hareketlenecektir. Daha da iyi olacağına inanıyoruz. Daha da hele bayramın yaklaşan bugün okullar kapandı. Okulların kapanması da biliyorsunuz Ramazan'ın ilk 15 gününe denk gelmişti. Dolayısıyla bir kapanma heyecanı vardı. Bugün okullar da kapandı. Tahminim bu saatlerde alışveriş merkezlerinde özellikle çocuklarımız okul hediyelerini Ramazan'la birlikte almasının vesile olması Ramazan'a bir hareket getireceğine inanıyorum. Evet, özellikle karnesini alan veliler çocuklarını daha çok AVM'lere hafta sonu değil mi? Evet, tam. Ziyaretler de bu hafta sonu itibariyle başlayarak daha bugün bir artış itibariyle olacak. Bugün artış itibariyle artış cumartesi pazar daha fazla zaten sektörde cumartesi pazar en hareketli zamanlardır. Özellikle de bu hafta sonu çok daha yüksek derecede gelirlerin artacağını, ciroların artacağına inanıyorum. Peki Murat Bey, özellikle bu özel günlerde bayramlar olsun, anneler, babalar, sevgililer günü gibi özel günlerde cirolarınızda veya ziyaretçi sayınızda ne kadarlık bir artış yaşanıyor? Yüzdesel oran olarak. Yüzdesel olarak bu çeşitli sektörüne göre değişir açıkçası. Çünkü her özel günün kendine sevgililer günü deyince hitap ettiğiniz kitle, anneler günü, babalar günü, çocukların karne günü. Bunların birbirlerine entegrasyonu var. Dolayısıyla burada bir yüzde konuşmaktan ziyade yapılan ciroların artışını konuşmakta fayda var. Ve bunlar mutlak surette ciroları artışları da biz alışveriş merkezlerinde görüyoruz. Ve görmeye de devam ediyoruz. Bilakis bunları nereden biliyorsunuz diye sorabilirsiniz. Ne kadar bu kadar bildiğiniz. Biz aynı zamanda kiracılarımızın cirolarını da kontrol ediyoruz. Ne kadar ciro yaptıklarını, hangi zamanlarda artışlar olup olmadığını veya bu zamanlarda eğer artış olmuyorsa bizlerin alışveriş merkezi yöneticisi olarak neler yapmamız gerektiğini, sektörü hareketlendirmek için yapmamız gereken gerekiyorsa reklam kampanyalarımızı arttırmamız gibi doneleri biz perakendecilerin cirolarından elde ediyoruz. Dolayısıyla bugün itibariyle baktığımızda herhalde oyuncak sektörü değil çünkü çok genç çocuklarımız olması sebebiyle oyuncak sektöründe ciddi bir giyimde de özellikle çocuklarımızda bir artış olacak. Hareketlilik olacak. En az %50 bir artış gözleniyor. En az %50'lik bir artış olacak diyorsunuz. Aydoğan Bey, şimdi şunun şurasında bayrama az bir süre kaldı. Bu bayram öncesiki hareketliliği geçtiğimiz bayramlarla siz nasıl kıyaslarsınız? Bir de ben yılın ilk 5 ayını da almak istiyorum. Özellikle geçtiğimiz yıllardan gelen yurt içinde genel anlamıyla bir olaylar nedeniyle AVM sektörü de diğer sektörler gibi kuşkusuz etkilenmişti. Bu kapsamda AVM sektörünün bu ilk 5 aylık performansını nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi şöyle, öncelikle birinci sorudan başlayalım isterseniz. Bayram ve özel günlerin alışveriş merkezleri katsayısı, yani biz ciro endekslerini baz aldığımızda genellikle ortalama
ortalamaları baz alırız. Yani yılın genel ortalamaları bize bir netlik verir ama bayram ve özel günler aslında perakendeci için çok özel dönemlerdir ki asıl ciro yaptığı dönemlerdir. Bazen 1-1, bazen 1-2 kazandırdığı genel ortalamayı çok etkileyen süreçlerdir, ciro endeksleridir bunlar. Nitekim aslında alışveriş merkezlerine baktığımızda bugün 105 milyar TL'lik dev bir cirodan bahsediyoruz. Bugün organize perakende sektörü 235 milyar dolarlar civarında dev bir sektör ve Türkiye ekonomisinin önemli bir payında yer alan bir rakamlardan bahsediyoruz. Ve şunu görüyoruz ki bu büyüme özellikle son 5 aylık dönemde bu Mart ayında terör saldırılarıyla yaşanan olumsuz algı organize perakende sektöründe ve AVM ciro endekslerinde bir düşüş yarattı biliyorsunuz. Ocak, Şubat stabil bir seyirde geçiyordu. Mart ayı içerisinde terör olaylarının artması biraz daha ciro endekslerinin geriye doğru gitmesine neden oldu. Özellikle Ramazan ayının gelmesi ve bayramın yaklaşmasıyla beraber ciro endekslerinin yukarıya doğru bir seyir göstereceğini öngörüyoruz. Ama tabii şu var. Türkiye'ye baktığımızda 95 ile 2000 yılları arasında %200 bir büyüme vardı AVM sektöründe. Evet. 2000 ile 2005 arasında bu sayı %67'lere, 65'lere düştü. Nitekim öngörümüzde 2015 ile 2020 arasında da bu sayı %35'lere gerileyecek. Yani şunu görüyoruz. Arz talep dengesi içerisinde alışveriş merkezleri sayıları arttıkça, doygunluk düzeyine ulaştıkça aslında büyüme katsayısı düşecek. Yani birçok bugün yatırım fonları ve danışmanlık firmaları Türkiye'de bir alışveriş merkezi sektöründe açık var diyebilir. Yine birçok sektörde balon oluştu mu sorusu çok fazla soruluyor. Alışveriş merkezlerinin bu kadar açılması nereye gidecek sorusu da tüketicilerimiz ve ziyaretçilerimiz tarafından bir soru işaretidir aslında. Ama şunu söylüyoruz. Evet doğru, Türkiye'de bir alışveriş merkezi açığı var ama aynı lokasyonlara yoğunlaşmanın azaltılıp bakir olan bölgelere yönlendirilmesi lazım. Bu hesabı da şöyle yapabiliriz. Türkiye'de 363 tane alışveriş merkezi var. 363 alışveriş merkezinin 116'sı İstanbul'da yer alıyor. İstanbul'da 116 alışveriş merkezini 39 ilçeye bölsek her ilçede 3-4 tane alışveriş merkezi yapar. Ama dağılım böyle değil. Ama dağılım böyle değil. Şimdi bu ortalama aksar. Biraz önce nasıl ortalama cironun bir katma değerini hesapladık. Şimdi burada alışveriş merkezleri aynı lokasyonlardaki yoğunluğu hesapladığımızda da aslında şöyle bir sonuç çıkıyor Hande Hanım. İlginç bir sonuç bu. 116 alışveriş merkezini 39'a böldüğümüzde 3-4 alışveriş merkezi yapar. Peki 116 alışveriş merkezi 39 ilçeye aynı yoğunlukta mı yatırımlar yapıldı? Aynı katsayıda bir yatırımlar mı yapıldı? Hayır, değil. Yani İstanbul'un 39 ilçe içerisinde 10 ilçeyi çok etkili bir halde alsak ve buradaki nüfus yapısı, müşteri profili, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik yapıların AVM yatırımlarına müsaitliğini göz önüne aldığımızda 116 alışveriş merkezinin 10 ilçede 6 tane alışveriş merkezi açtığına, yani 116'yı 10'a böldüğüm 60 tane alışveriş merkezini baz aldığımızda, yani yarı yarıya baz alalım. Diyelim ki 60 alışveriş merkezi 116'nın 60'ı 10 tane ilçede yoğunluk gösterdiğinde o ilçede 10 tane 11 tane alışveriş merkezi yatırımının olmasına neden olmuştur. Bu da o bölgelerde balon oluşmasına neden olmuştur. Biz özellikle uzmanı olarak şunu söylüyoruz. Anadolu artık ticaret ve yeni gelişim açısından çok daha müsait. Alışveriş merkezleri yatırımcılarımız son 3 yılda artık daha çok yatırımlarını Anadolu'ya doğru yönlendirmeye başladı. Bugün balon oluşan bölgelerde AVM yatırımcıları beklenen kira getirilerine baktıklarında, bu yatırımlara girerken beklenen kira getirilerini gerçekleşen gelirlerle karşılaştığında hiçbir zaman gerçekleşen geliri tutturamadıklarını görüyoruz. Sadece beklenen getirilerde olduğunu görüyoruz rakamlar boyutunda. Şimdi balon konusuna gireceğim. Özellikle Maptrix'in bir araştırma raporu var. 2016 yılında İstanbul'da 44 yeni AVM açılmasını öngörüyor. Ona biraz daha ilerleyen konularda gireceğiz ama biraz da Muhsin Bey'e söz hakkı vermek istiyorum izninizle. Muhsin Bey, siz nasıl görüyorsunuz? Özellikle bu yılın ilk 5 aylık performansına alışveriş merkezi sektörü gerek içeride yaşanan olaylar olsun gerekse özel günlerle beraber şu an bir Ramazan sürecini geçiriyoruz. Genel anlamıyla Ramazan sürecinde belki bir miktar azalma olabilir gelen ziyaretçi sayısında ancak bayrama doğru bir artış olacaktır kuşkusuz. Gerek yeme içme sektörü gerek alışveriş nedeniyle tekstilinden birçok sektörlerinde bir hareketlik olacaktır. Hediye üzerinde. Siz bu anlamda bu sektörü ilk 5 ayını nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, tabii hem ekonomik hem de siyasi durumlar bizim sektörümüzü çok etkiliyor. Biz kural olarak ekonomi sıkışmaya başladığında da çok çabuk hissediyoruz. Açılmaya başladığında da çok çabuk hissediyoruz. Kur hızlıca yükseldiğinde de çok çabuk etkilerini bizde gösteriyor. Yani insanların zihinlerinin rahatlığı bize çok hızlı yansıyor. Bu manada ilk 5 ayda geçtiğimiz yıllara göre bizim hızımız azaldı. Hala büyüyüşler devam ediyor. Hala alışveriş, bizim endekslerimiz, kişi başı cirolarımız, sektör ortalaması, sektör genel olarak baktığımız zaman hala artışlar devam ediyor. Fakat eski hızımızı özlüyoruz. O günlere dönmek istiyoruz. Düzelir diye de umutla bekliyoruz. Hem ülkemizin özellikle son 6-7-8 aydır uğraştığımız terör belasından hem ekonomik diğer belirsizliklerden kurtulmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Sektör genelinde açılışlar belki ertelenerek, belki biraz daha yavaşlayarak yeni AVM yatırımı açılışları, bunlar devam ediyor. AVM'lerin içindeki canlılık, biz tabii içeriden bakıyoruz ama bence hiçbir problem olmadan devam ediyor. İnsanların biraz öncelikleri değişti. Biraz daha tasarruf düşünceleri belki daha ön plana çıktı, daha ağırlık kazanmaya başladı. Ama harcamalarda, özellikle gıda gibi veya çocuk gibi zaruri harcamalarda çok da bir etkilenme görmüyoruz. Ramazan malum her sene geri gele gele, artık bu sene yarısı okullar açıkken yarısı tatilden sonrasına denk geldi. Bu da bizim için iyi. Önceden tam blok halinde yaz tatiline denk gelince insanlar da Ramazan'ı dışarıda, İstanbul dışında geçirme düşüncesi hakim olabiliyordu. Şimdi mecburen okullardan dolayı herkes kaldığı için çok Ramazan'da bir düşüş görmedik. O ilk birkaç günün normal, doğal karşılanması gereken düşüş haricinde. Bayramdan çok umutluyuz sektör olarak. Çünkü Ramazan bayramı Kurban Bayramı gibi değil. İnsanlar daha çok alışveriş yapıyorlar, daha çok gezmeye, tozmaya veya kendilerine daha çok vakit ve para ayırabiliyorlar. Cirolarda ne kadarlık bir artış oluyor özellikle bizim Ramazan bayramında? Yani %20'lerden, %25'lerden aşağı bir artış görmüyoruz. Fakat Murat Bey'in de işte söylediği gibi bugün bizim için senenin önemli günlerinden bir tanesi. Anneler günü gibi, sevgililer günü gibi. Evet. Bir de okulların kapanma günü var. Bir de okulların açılma zamanı olur bizde. Bugünlerde bu daha da pik yapar ve daha yükselir. Bunlar bizim için önemli günler. Bayramları bayramlarla karşılaştırıyoruz. Bu sene de bakacağız geçen seneki bayrama göre nasıl olduğunu. Ama genel ay ortalamasına veya Ramazan'a göre %25'lerde bir artıştan söz edebiliriz. Peki Murat Bey, siz aynı zamanda bir yatırımcısınız. AVM yatırımcısı olarak bu yılı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'deki yatırım iklimi nasıl? Türkiye'de bugün baktığınız zaman 25'e yakın ilimizde hala alışveriş merkezinin olmadığı, biraz evvel Sayın Aydoğan Bey'in de ifade ettiği gibi bölgelerdeki yatırımlar çok fazla. Alışveriş merkezi yatırımı yapıp danışmanlardan almayıp ya falanca kişi yapmış, ben de bu alışveriş merkezini yapayım zihniyeti var Türkiye'de. Hükümetimizin kentsel dönüşüm planları gibi alışveriş merkezlerinin de bir plan içerisinde bu işi bilen danışmanlarla yapılmasında fayda görüyoruz. Bizim bugün İstanbul'da özellikle %60'ı Avrupa yakasında olan bir alışveriş merkezleri mevcut. %40 Asya diye hitap ettiğimiz yakada mevcut. İstanbul bizim için şu anda yeteri kadar alışveriş merkezinin olduğu ve mevcutların üstüne eklenmesinin için uygun bir pazar görmedik. Doygunluğa ulaştığını düşünüyorsunuz değil mi? Yeteri sayıda var. Belki Aydoğan Bey'in biraz evvel ifade ettiği gibi yine ilçelere dağılımı yönünde bazı ilçelerde değişiklikler yapılabilir. Kapanan, maalesef sektörde zaman zaman yaşanan yanlış yatırımdan dolayı kapanan alışveriş merkezleri olduğunu biliyoruz. Doğru yatırım yapılması lazım. Yatırımcıya geri dönüş ifade ettiğimiz, ekonomimiz çok son derece ileri gidiyor. 13-15 sene arasındaki dönüşlerin daha önceye çekilmesi, 12-11 gibi yıl içinde yatırımcı olarak biz bekleriz geri dönsün diye. Bunları sağlayacak doğru yerdeki yatırımlara önem verilmesi lazım. Ayrıca biraz evvel ifade ettiniz, yapı değişiyor. Şu anda eskiden sırf alışveriş merkezi açılırdı. Bugün baktığımız zaman tema parklar gündeme geliyor. Yanında farklı ya otel ya hastane
gibi yatırımların da olması beklenti halinde. Aslında bir yaşam merkezleri oldu değil mi? Evet. İlk İstanbul'da bir buz pateni pistiyle açıldı. Sonra içerisine sinemalar girdi. Yeme içme sektörü daha genişledi. Yabancı markaları gördük. Tema olarak açık alışveriş merkezleriyle karşılaştık. Ve en son çocuklara yönelik temalı parklar. Şimdi Avrupa'da da baktığınız zaman sektör aynı şekilde. Alışveriş merkezinde özellikle çocuklar, biraz evvel ifade ettik, konuşuyoruz, hep üstüne de duruyoruz. Hedef kitleriz. Hedef kitle çocuklar. Çünkü çocuklar ne kadar bütçe yapsanız da biz Türk toplumu olarak başta hayır diyemiyoruz maalesef. Yani bir anne babaya sorduğu zaman baba şunu alayım veya anne şunu alayım dediği zaman hiçbir anne almam diyebiliyoruz. Biraz direniyorsunuz ama bu direnciniz belki bir iki gün sürüyor. İkinci günün sonunda diyorsunuz ki ya ben bu çocuğuma mutlaka bunu almalıyım. Niye almadım diye bir şekilde o bütçenizden bir tasarruf yaparak çocuğa yöneliyorsunuz. Bu sebeple bu tür yerlerin daha başarılı olduğuna inanıyorum. Yatırımsal olarak da demin ifade ettiğim gibi özellikle Anadolu'da ki yatırımlara önem vermek lazım. Biz hep büyük şehirlere göçleri ifade ediyoruz. Hep göçler oluyor. Hı hı. İnsanlar büyük şehirlere geliyor diyor. Çünkü neden? Biraz evvel Aydoğan Bey'in de ifade ettiği gibi buradaki toplum alışveriş merkezi gibi kavramları kendi illerinde, ilçelerinde görmediği zaman başka yerlere gitme ihtiyacını duyuyor. Çünkü konular konuşuluyor. Özellikle televizyon programlarında, dizilerinde görüyoruz. Alışveriş merkezleri yaşamanın bir parçası diye. Evet diyor ki alayım götüreyim çocuğumu, eşimle beraber gideyim. Mutlaka suretle ailenizle, arkadaşınızla, arkadaş grubunuzla mutlaka gittiğiniz uğranan yerler haline geliyor. Biraz evvel ifade ettiğiniz sinema sektörü, biliyorsunuz alışveriş merkezlerinde bilmeden evvel, açılmadan evvel bu sinemalar ciddi anlamda sinema sektörü sıkıntıdaydı. Evet, evet. Zarar halindeydi. Alışveriş merkezleri bir nevi de sektörlere güç veren bir sektördür. Sinemalar bir anda büyüdü. Hatta şimdi alışveriş merkezleri de sinemalar, performans merkezleri gibi bünyesinde çok daha farklı kültürel faaliyetleri de bulunduruyor. Bunların da katkısı önüne, göz önüne almak gerekir. Bununla birlikte ben yatırımcı olarak sorarsanız bugün grubunuz nerede yatırım yapmak ister diye Anadolu'da ve hedeflediğimiz yerler var. Buradaki çalışmalarımız da başladı. Özellikle biz 2018'e doğru bu yerlerdeki yatırımlarımızı bitireceğiz. İyi olacağına inanıyoruz. Özellikle belki de çok daha başladı. Anadolu'da hangi bölgelerde ihtiyaç olduğunu görüyorsunuz? Çünkü aslında baktığımızda daha ciddi birkaç bölgemizde alışveriş merkezi olmayan yerler var. İllerimiz var değil mi? Evet. Genel olarak incelediğimizde özellikle alışveriş merkezinde Marmara ve Ege bölgesinin kısmi olarak da Akdeniz bölgesinin batı kesimlerinin fazla olduğunu görüyoruz. Bunun dışında İç Anadolu, özellikle Karadeniz ve daha önemlisi bugün terör dediğimiz problemi çözmemiz açısından, yatırım yapılması açısından Doğu'nun, Doğu illerimizin ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Ve mutlak suretle buradaki yerlerin, yatırımcıların, yatırım yapanların teröre karşı olan illere yapmayalım, işte İstanbul'a yaparsak daha avantajlı diye görmelerini yanlış görüyorum ben. Çünkü inanın özellikle Doğu illerimizdeki yatırımların geri dönüşümlerinin çok daha kısa sürelerde yatırımcıya geri döndüğünü. Çünkü bir yatırımcının beklentisi kar amaçlıdır. Hiçbir zaman bir yatırımcı kar etmeyeceği bir projeye yatırım yapmaz. Kar odaklıdır. Karı geri almak ister ve bunu da biz yatırımcı olarak en kısa zamanda almak isteriz. Yaptık ve büyümemizi sağlar bu yaptığımız olaylar. Özellikle Doğu ve Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesindeki yatırım yapmayı düşünen firmalara benim tavsiyem buraları göz ardı etmeyin. Gidin inceleyin. Ve bu incelemeleri yaparken de kağıt üzerinde veya planlara göre değil. Birebir halkın oradaki durumuna, yaşam tarzına bakın. Biraz evvel konuştuk, hep de söylüyoruz, nüfus çok önemli. Hı hı. Nüfusun önemli olduğu kadar oradaki eğer yaptığınız karma projelerle, bu otel veya yanında bir hastane gibi o alışveriş merkezine hareket sağlayacak şekle getirirseniz insanlar inanılmaz derecede gider. Nitekim Doğu'da, Malatya'da şu anda alışveriş merkezi konusunda bayağı ileri gidiyor. Gitmesinin sebebi de o bölgedeki özellikle özel hastanelerin de olması. Bunlar bile birbirine katkı veriyor. Çünkü neden? Hastalandığı zaman insanlar gidiyor. Hasta ziyaretinde gitseniz bile mutlaka dönerken Malatya'dan, diyelim ki Diyarbakır'dan geldim veya Tunceli'den geldim, dönerken mutlaka bir alışveriş yapıp dönme ihtiyacı da duyuyorsunuz. Bütün bu kavramların göz önünde alınarak en iyi yatırımın yapılacağı şekilde Sayın Aydoğan Bey gibi bu konudaki uzman üstadlarımızla danışarak, bizim Türkiye'de bir şey vardır böyle, ben buraya uygun gördüm yatırımcı yapalım zihniyetini geçerek doğru yatırımları yapıp kapanmayacak, yıllarca devam edecek alışveriş merkezleri yatırım yapılması
ülkemiz açısından çok önemli. Evet, bir yatırımcının ağzından dinlemek de gerçekten güzel. Özellikle Anadolu'ya odaklanmalıyız diyorsunuz. Şimdi hadi kısa bir ara diyelim. Aranın ardından sektörün bu yılki hedeflerini soracağım. İlleri konuşacağız ama öncesine minicik bir araya gidiyoruz. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından AVM sektörünü konuştuğumuz yerden devam edeceğiz konuklarımızla.